Efendim iyi günler diliyoruz. Maskelerimizle başladık. Maskelerimizi biraz sonra çıkaracağız. Niye maskelerimizle? Çünkü özellikle bu dönem maske çok önemli biliyorsunuz. Yani çoğu kimse bakıyoruz sokakta gezerken, çarşıda, pazarda gezerken ne bileyim bir yerlere baktığımızda maskelerini takmadığını görüyoruz. Bütün uzmanlar uyarıyor. Sağlık Bakanı uyarıyor. Bütün uzmanlar uyarıyor. Bütün sağlıklar uyarıyor. Konuştuğum sağlık kurumlarında çalışan tüm sağlık kuruluşlarında çalışan insanlar uyarıyor. Maskenizi ve mesafenizi, maskenizi takın, mesafenizi koruyun diye. Maske çok önemli. Özellikle şu pandeminin, virüsün bu son yaklaşık bir aydan beri bir hayli arttığı bir dönemde maskeyi, maskesiz dolaşınıza veya maskesiz bir arkadaşınızla sohbet ettiğinizde arkadaşınız eğer virüs taşıyorsa o virüsü size kaptırmaması veya size taşımaması, size bulaşmaması mümkün değil. Özellikle ben tekrar rica ediyorum. Hepimiz mutlaka sokağa çıktığımızda apartmanımızdan aşağı mesela sucu geliyor, su alma falan. O zaman dahi bütün sağlıkçılar bunu söylüyor. Bütün uzmanlar bunu söylüyor. Kapımızdan dışarı çıktığınız zaman mutlaka maskenizi takın diyorlar. Maske çok önemli. Tekrar söylüyorum. Hepimiz maskemizi mutlaka takalım ve şimdi maskemi Sayın Cemoğlu aramızda bizim sosyal mesafe olduğu için maskemi çıkartıyorum ve bundan sonraki programa maskesiz devam edeceğiz. Efendim iyi günler diliyorum. Bu hafta da Sayın Osman Cemoğlu ile birlikteyiz. Yine geçen haftanın ve ondan önceki özellikle Eskişehirspor, Adana Demirspor, Eskişehirspor değerlendirmesini yapacağız. Altınordu'nun geçen haftaki ondan daha önceki maç değerlendirme yapacağız. Tabii programa biraz geç başladık. Yaklaşık bir 15 dakika falan geç başladık. Stüdyomuz hepinize yakından biliyorsunuz 2-3 günden beri programlar yapılıyor. Bir takım değişiklikler gerçekleşti. Yenilendi stüdyomuz. Bu yüzden küçük bir çalışma vardı yine stüdyomuzda. Bu çalışmanın tamamlanması bekledik. Şu anda çalışma bitti ve programa da başlamış oluyoruz. Tekrar hepinize sevgiler, saygılar STV ekranlarından. Efendim şimdi Sayın Cemoğlu. Bu arada yeni stüdyoda hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten aynen, çok güzel evet, olmuş. İlk olmuş. Programımız evet, bu. Evet, yeni yani. Stüdyoda. Evet. Özellikle netler yerleşince tabii evet. Bir takım şeyleri orada net görebilme imkanımız olacak. Şimdi ben şuna takılıyorum Osman abi. Yani Eskişehirspor'un Adana Demirspor'a deplasmanda yaptığı maça önce oradan başladım bir. O ilk yarıda Eskişehirspor'un ortaya koyduğu futbol, futbolcu kardeşlerimizin ortaya koyduğu mücadele inanılmazdı. Adana Demirspor futbolcular karşılığında dipdiri bir Eskişehirspor'u görünce şaşırdılar. Eğer özellikle ilk yarıda takım fırsatları yakaladığımız fırsatları özellikle değerlendirmişsindik. Belki ilk yarıda öne geçecektik. İkinci yarıda 1-0 öne geçtik. Ama şunu gördüm ben. Golden sonra, yaklaşık golden 10 dakika sonra Eskişehirspor artık geriye yaslanmaya başladı futbolcu kardeşlerimiz. Ya skoru koruyalım diye. Yani orta sahada sanki bir çizgi çizerek topun Eskişehirspor kalesine gelmesine engel olmaya çalıştılar. Yani biz bu skoru yakaladığımız bir sıfırlık skoru koruyalım, bunun üzerine yatalım ve maçı bu şekilde bitirelim diye. Ama şunu unuttular, karşıdaki Adana Demirspor çok tecrübeli futbolcudan kurulu. Erkan Zengin gibi özellikle bir futbolcu var. Eskişehirspor'da yıllardır top oynamış. Türk futbolunun ender yetiştirdiği bir isimlerden birisi. Gerçi Türk futbolu değil, İsveç futbolunu diyebilirsin. Onu söyleyecektim. Gerçi her ne kadar yurt dışından geldiyse de ama futbol yaşamının büyük bölümünü evet, Türkiye'de geçirdi. Hala da devam ediyor. Yani Erkan Zengin gibi bir ustaların olduğunu unuttular. Ve ustalar da Eskişehirspor'un geriye yaslamasıyla birlikte bunu fırsat vererek ustalıklarını gösterdiler. O bilgi becerini göstererek Eskişehirspor'u 4-1 mağlup ettiler. Şimdi aslında biz sıfırdan sonra Eskişehirspor savunmaya çekilmeyip de o diri bir haliyle Adana Demirspor üzerine gitmiş olsaydı belki skoru 2-3-0 yapabilirdi. Ha, ondan sonra yani ilerleyen maçın son bölümünde belki geriye yaslanıp skoru korumaya çalıştın ve rahat bir skor elde etmiş olurdun. Ama maalesef yani tecrübesiz diyoruz aslında tecrübesiz değil. Bu futbolcu kalitemiz 3 dönemden biri bir arada oyuncular 3 dönemden biri bir tecrübe kazandı. Tecrübesiz demek mümkün değil.
Yani siz kazanabileceğimiz belki veya en azından berabere bitirebileceğimiz adınız bu maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Oradan başlayalım. Şimdi Adana Demirspor maçının biz öncesinde yaptığımız programda Adana Demirsporlu futbolcuların bir analizini yapmıştık. Kısa bir analiz hatırlarsan. Özellikle hepsini tek tek inceledik. Tam bir yıldızlar takımı demiştim ben. Yani hatırlıyorsan evet, eğer. Evet. Çünkü her biri kendi ülkelerinin milli takımlarında aynen, defalarca evet, A milli formalarını giymişler. Mesela o Gökhan İnler vardı. 60 küsür İsviçre milli takımında forma giymek çok önemli. Tabii canım. Keza bizim Tarık Çamdal Türk milli takımında 5 kez giydi. Evet. Yine Volkan Şen çok büyük bir futbolcu. Aynen. Volkan evet, Şen Trabzonspor, Bursaspor, Fenerbahçe hepsinde futbol oynadı. 24-25 kez A milli olmuştu. Ve tek handikapı onların 24 açıklandı biliyorsun Covid-19'da pozitif tanısı konulmuştu. Evet. 24 kişi de. Aynen. Tabii isim isim açıklamadılar. Hepsi futbolcu değildi mutlaka. Teknik kadroda olabilirdi. Kulüp personelinden de olabilirdi. Bilmiyoruz bunlar. Hani isim isim açıklanmıyor. Tek bizim Eskişehirspor'un şansı rakip takımın yaşlı olması, yıldızlar karması olmasına rağmen yaşlı bir takıma sahip olması. Asıl daha önemlisi Covid-19'un pozitif çıkmasıydı. Evet. Biz son konuşmamızda bizi umutlandıran tek konu bu dedik. Aynen. Hatırlarsın. Evet, evet. Ve tam da umduğumuz gibi oldu. Kadrosunu hemen hemen ilk 11, o yıldızlardan kurulu bizim de burada hani okuduğumuz, tahmin ettiğimiz, beklediğimiz kadro çıktı ilk 11. Ama futbolda sürklase derler. Futbolda şok oldular adeta. Hı hı. Ben de yani ekran başında inanamadım. O yıldızlar takımı yani süper TFF 1. Lig'in şampiyonluğa en yakın adayı Adana Demirspor ilk 45 dakikada inanılmaz şekilde yokları oynadı. Gerçekten. Şimdi belli ki günümüzdeki futbol artık tamamen fiziksel güç üzerine kurgulanıyor. Yani tabii ki tekniğin ve becerinin çok önemli yeri var. Ancak hani eskilerinde bir deyimi vardır, zor oyunu bozar diye. Evet. O gün bizim takım ilk 45 dakikada olağanüstü oynadı. Yani dışarıdan Türkiye liglerini tanımayan bir futbol otoritesini o gün getirseniz, bunların hangisi şampiyonluğa oynuyor diye sorsanız Eskişehirspor'u kesin gösterirdi. Evet. Öteki de küme düşmeme mücadelesi veren. Hani sanki roller değişmişti. Biri zirvede, biri ligin dibinde. Tanımayan birisi Eskişehirspor'u gösterirdi kesin. Ama Ümit Özat'ı zaten hani eleştiriyoruz hocalığını. Hani pek evet, o kadar güçlü bir kadroya yine güçlü, kariyerli, dirayetli, bilgili bir hocanın gerekli olduğunu hep burada söyledik. Aynen. Adana Demirspor evet, gibi bir kadroya. Ümit Özat maalesef ikinci 45 dakikada jetonu düştü. 45 dakika sonra görebildi, oyunu okuyabildi. Okuyabildi. Dua etsin, dua etsin. Volkan Şen oyunun son dakikalarında sakatlandı ya da sakatlık numarası yaptı. Bilmiyoruz o korner çizgisi kenarında. Evet. Onu çıkarıp daha sonra da gençlerle takviye etti. 2-3 futbolcu koydu, genç futbolcu. İşte ondan sonra denge sağlandı. Takım koşmaya başladı Adana Spor'da. İkinci yarıda roller değişti. Değişti, evet, aynen. Tecrübede olunca, klas futbolcular da sahneye çıkınca sonuç kaçınılmaz oldu. Yani bizim takımın savunmaya çekilmesi falan değil aslında. İşin aslı, yani görünen bu. Ama gerçek şimdi, bu yani. Şimdi onun pardon. Buyurun. Bir de o akıllı hamleler yaparken ikinci 45 dakikada İlhan Var da tam tersini yaptı. Takımda koşan adamı işte o iki bizim siyahi futbolcudan Hamet bir de Solaya. Evet. Onların çok koşanı, rakibe devamlı basanı, rakibi bozanı, savunmasını özellikle zor anlar yaşatan adamı çıkarttı.
çıkartmasıyla birlikte zaten dengeler o andan itibaren hatta dikkat etti. Şöyle savundu. Hatırlar mısın? Yani sordular gazeteciler Eskişehir'de takım Eskişehir'e döndükten sonra niye çıkardın diye. Yoruldu dedi. Öyle bir şey söylemedik yani daha da koşuyordu yani diriydi ayakta duruyordu. Yani kesinlikle. Kesinlikle orada, her topa basıyorlardı her evet. ikisi de yani sade biri değil. Böyle bazı yerler eleştiriyor bal yapmayanları falan diyorlar ama yine onlar saha içinde takıma en büyük katkı veren iki futbolcu olarak görünüyorlar. Bunu kabullenmemiz lazım. Şimdi arkadaşlardan ben rica edeyim bu Eskişehirspor, Adana Demirspor, Eskişehirspor maç kadrosu bir ekrana versinler. Maç kadrosuna bakalım be. Yani Eskişehirspor'un ortaya çıkarabileceği, oynatabileceği takım kadrosu bu. Evet. Dedik ya ilk yarıdaki futbol gerçekten yani az önce sen de ifade ettiğin gibi dışarıdan bakanlar birinci ligde, Süper Lig'de Eskişehirspor oynuyor gibi zannederler. Yani şampiyonluğa en azından oynayan takım Eskişehirspor, yani, küme düşmeme mücadelesi veren Adana Demirspor gibiydi yani, ilk 5 dakika. Bir takım yani Eskişehirspor birinci devre böyle futbol oynuyor, ikinci devre tamamen tersi. Yani tabii ki dedik ya Adana Demirspor çok bilinçli, tecrübeli futbolcular var. Bunlar ikinci yarıda oyunu bozdular diye ama en azından yani saha kenarındaki İlhan Hoca, teknik direktör İlhan Hoca ve yardımcıları yani baktılar ki Adana Demirspor işi bastırıyor, taktik değiştirdi. Senin B planın yok muydu? Ya, sen de o zaman B planı devreye sokacaktın yani. 1-0 galipsin. Zaten Adana Demirspor'u bir daha öyle yakalayamayız biz. Bir, ikincisi bir hafta sonra Adana Demirspor biliyorsun Ankara Keçiören'e yenilmekten kurtulamadı o yıldızlar takımı. Yani daha Covid'in etkileri tam anlamıyla geçmemiş. Belki bu hafta Adana Spor tam anlamıyla gerçek futbolunu gösterebilir. Adana Spor Demirspor'la ilgili fazla konuşacağımız bir şey yok. Hayır, yani şu açıdan konuşalım diyorum. Yani şimdi Adana Demirspor karşısında özellikle birinci devre ortaya koyduğum futboldan burada Altınordu karşısında ortaya koyduğum futbolu değerlendir. Tabii yani, şimdi bir bakıyorsun yani Altınordu karşısında takım bütün futbolcular tel tel döküldüler. Şimdi, yani, evet. Bir tek olumlu bir pozisyonu yok. Şimdi Adana Demirspor karşısındaki eğer birinci devre ortaya koyduğum futbolu Altınordu karşısında koymuş olsaydın Altınordu bir de kesin yenerdin. 9 tane futbolcuyla eksik futbolcuyla sahaya çıktı Altınordu. Yani diyorsunuz ki çok mu tecrübeli? Çok da tecrübeli değil. Sonuçta en az 9 sahada o gün Eskişehirspor karşısında yer alan Altınordu karşılaşmasının kadrosuna baktığım zaman 9 tane futbolcu da alt yapıdan yetişmiş futbolcular Eskişehirspor gibi. Yani çok da tecrübeli. Onlar da 2 veya 3 yıldır futbolcular. Yani 2-3 yıldan beri bir arada oynuyorlar. Şimdi sen de 2-3 yıldan beri bir arada oynayan bir futbolcu topluluğusun. Onlar da öyle. Peki niye kazandı Altınordu? Şimdi Adana Demirspor maçından sonra Altınordu maçına geçiyoruz. Ama şunu da gerçeği teslim edelim. Bize şok yaşatan olayı aslında. Mustafa Özer'in 17 maçlık periyotluk. Şimdi pardon abi şimdi söyleyeyim de ondan sonra biterim tamam. Adana Demirspor. Şimdi bakıyorum istatistiklere. Toplam pas Eskişehirspor'un 448, Adana Demirspor'un 448, Eskişehirspor'un 295. İsabetli pas Adana Demirspor'un 358, Eskişehirspor'un 184. Toplam orta Adana Demirspor'un 32, Eskişehirspor'un 11. Bu maçın 90 dakikası. 90 dakikası. Tabii. Ben keşke elimizde imkan olsa da ilk 45 dakikayı alsaydık evet. Yani. Evet. İsabetli pas, isabetli ortaya bakıyorsunuz, isabetli ortada yine 7-7. Ama ikili mücadeleye baktığınız zaman ikili mücadele 58'e 56. Yani şimdi, Adana Demirspor 58, Eskişehirspor 56. İlk 45 dakika bizler bile yani Eskişehirspor'u hayranlıkla seyrettik. İlk 45 dakika 156 Eskişehirspor'un. Yani ilk 45 dakikada top bayramı oranında Eskişehirspor'un 156'ydı. Üstün yani Adana evet, Demirspor'dan üstün. Yani başarılı top kapma Adana Demirspor 12, Eskişehirspor 15. Kazanılan hava topu Eskişehirspor 13, Adana Demirspor 13 eşit.
Başarılı açalım. Yine Adana Demirspor 11, Eskişehir Spor 5. Yani şunu demek istiyorum. Yani ikinci yarıda onlar bu şeyi toparlandı. Büyük oran. Zaten golleri de ikinci yarıda attılar. Evet, ikinci yarıda attılar. Şimdi 17 maçlık bir periyot kazanamamış, ayrılmış. Bandırma Spor maçıyla başladı. İlan var. Bandırma maçında tabii ki ilk maçıydı. İlk Cuma günü görev geldi. Pazar günü maça çıktı. Yeni teknik direktörün ilk maçıydı. Hakikaten deplasmanda bir mücadele verdiler. Yani bir onur mücadelesi verdiler. Oradan da galibiyetle bile dönme şansları vardı. Evet. Beraberliğe sevindik. Çünkü 17 maçtır çok kötü bir yerildi. Perspektif içerisinde takım. Özgüvenini kaybetmiş tamamen. Bu özgüven meselesi çok önemli. Bandırma maçıyla umutlandık. Her hafta az az üzerine koymaya başladı. Buna hemfikiriz değil mi? Mesela Ankara Keçiören maçında 2-2'lik bir skor. Gayet güzel. Hatta 2-2'lik 2-2 sonra 2-2. Güzel bir skor. Tabii bu insanlara ister istemez umut veriyor. Aynen. Adana Demirspor maçını çok ölçü almamamız gerekir. Şu nedenle dedim ya, 24 tane işte Covid'li var. İsimlerini bilmiyoruz. Takımı müthiş güçsüz bırakmış. O güçsüzlüğünü zaten gördük. Keçiören maçında da gördük yani. Evet. Şimdi Altınordu maçı, Altınordu tabii lider takım. Ve şunu ifade etmek lazım, bir sistem takımı. Tabii. Yıllardır aynı hocayla çalışıyorlar. 8 seneden beri. Tabii. 8 seneden beri aynı hoca. Kesinlikle hoca değiştirmemişler. Bir istikrar var ortada, tabii. Bir istikrar var. Genç ve yetenekli futbolcuları buluyorlar Ege bölgesinden. Sırf İzmir değil tabii. O altyapıda pişiriyorlar ve A takıma gönderiyorlar. Ne yıldızlar yetişti. Biliyorsun Çağlar Söyüncü bugün Premier Lig İngiltere'de kendini kabul ettirmiş. Ama şimdi Cengiz Ünder yine şöyle bir yıldız Avrupa'da adayı. Bunlar hep Altınordu'dan yetişen. Daha niceleri var. Ama şimdi bakıyorsun tesisleri Altınordu'nun. Dört tane sahası var. Tabii yatırım çok önemli. Evet. Yani 5-6-7 stat yapacaksın. Onları bir tabii. Yani A takım formatında tesisler kuracaksın. Bunlar çok önemli. Evet. Bilimsel iş. Kahve köşelerinden toplanan teknik adamlarla altyapı olmaz. Eskişehirspor'a gel. Bir tane A takımdan antrenman yapacağın saha var. Bir tane de U13, U14, U15, U16, U17, U19 takımdan antrenman yapacak bir tane saha var. Yani tabii ki ben Eskişehirspor örnek vermek istemiyorum. Genel olarak altyapının başarılı olması için değerlendirme. Yani iki takım mukayese açısından. Ya mukayese edemeyiz. Yani. İki takım mukayese altyapılarını hiç mukayese edemeyiz. Yani. Hayır, niye? İşte yıllardır söyledik ya, işte yıllardır altyapıya önem veren bir takım. Yani tabii ki işte onu söylüyorum. Geçen sene evvel sezondu galiba. İlk yarıdaki tamamen kadroyu bozdu, dağıttı. Gençler olsa bir kadro kurdu. Öyle sahaya çıktı yani. Yani işte hep söylüyoruz, sistem takımı olmuş artık. Yani 3 kişi sakatlanmış, 2 kişi ceza almış, 5 eksik, 2 Covid'li, 7 eksik. Hiç fark etmiyor artık Trabzonspor için. Çünkü arkadan geliyor. Maden var, altın kaynak orada. Var. Fabrika var. Yani. Fabrika mıydı bizimkiler? Tabii. Onlar hakiki üreten fabrikayı onlar kurmuş yıllar evvel. Öyle değil mi? Aynen. Dolayısıyla ben açık söyleyeyim, Altınordu maçından umutlu değildim. Neden? Çok koşan ve diri bir takım. Bir Ahmet İlhan'ı ki deneyimli bir futbolcu olarak araya koymuş. O Ahmet İlhan ki... Onu tutamadık. Bir tane futbolcu tutamadık ya. Ve genç, yani gençlere taş çıkartırcasına sahadan atılıncaya kadar nasıl koştu, nasıl mücadele etti, nasıl akılcı... Penaltı yaptırdı, arkasından golü attı, attırdı. Yani Ahmet İlhan buram buram bir tecrübe. Yani bizim Erkan Zengin'in daha koşanı diye kabul edelim. Evet. Erkan Zengin bugün zaten koşsa Ahmet İlhan kadar falan Türkiye Süper Ligi'nin yine yıldızı olur. Altınordu maçını benim asıl dikkatimi çeken o hafta, geçtiğimiz hafta şey oldu. İlhan Var'ın, teknik direktörümüzün maç sonu demeci. Siz sanıyorum orada duydunuz onu. Evet. Bütün dedi istatistikler bizi gösteriyor dedi. Aynen. Ve sosyal medya yıkıldı. İnanır i̇şte hemen, mısın? O zaman ben söyleyeyim. Yazı gelmişken. Söyle.
Arkadaşlarım onu da ekrana getirdilerse toplam istatistik toplam pas, isabetli pas. Şimdi hemen baktım lan Eskişehir Spor'un ama şey hocanın söylediği belki bir noktada doğru. Niye doğru? İstatistikler pas taşmada toplam pas Eskişehir Spor'un 471, Altın Ordu'nun 379. İsabetli pasta 339 Eskişehir Spor, 262 Altın Ordu. Toplam ortada 6 Eskişehir Spor, 16 Altın Ordu. İsabetli ortada bir isabetli ortamız var. Adana Demirspor'un 4 isabetli ortası. Altın Ordu'nun. Altın Ordu'nun pardon. İkili mücadeleye baktığım zaman ikili mücadelede kazanılan ikili mücadele Eskişehir Spor %40 mücadeleye kazanmış. Adana Demirspor 55. Başarılı top kapıda Eskişehir Spor 13 başarılı top kapmış. Adana Demirspor pardon Altın Ordu 16. Hava toplarına baktığım zaman Eskişehir Spor 9 hava topuna hakim olmuş. Altın Ordu 15. Başarılı çalım Eskişehir Spor 5. Altın Ordu 3. Şimdi yani bu sisteme de baktığım zaman sahada diziliş 4-3-3 şeklindeydi. Şimdi burada en önemli dakika, istatistik. Osman abi onu da söyleyeyim ondan sonra geçelim istatistikleri. Aynısı. Evet evet. Yani şunu da söyleyelim. Altın Ordu topla oynama süresi 90 dakikalık topla oynama süresi Eskişehir Spor %55, Altın Ordu %45. Toplam şut. Bu da çok zayıf olduğumuzu gösteriyor. Toplam şut sayısı Eskişehir Spor'un 90 dakika boyunca 3 toplam şutu var. Altın Ordu'nun 12. İsabetli şutlu da yok. Oraya gelelim. Bir şutumuz var. Evet. Altın Ordu'nun 7 şutu var. İsabetli şut Eskişehir Spor 1, Altın Ordu'nun 3. Yani istatistikler evet. Top bizde kaldı ama top nasıl bizde ben kaldı? Ben istatistiklerde gol girişimlerine bakarım. Yani çoğunlukla önemli olan evet. Budur. Ya senin takımın 56. dakikaya kadar kaleye şut atmamış. Atmadı. 56. Sen canlı izledin. Biz ekranda evet. Dikkatle izledik. Büyük ekranda. Yani ilk gollük ya da kaleye yaptığın vuruş 56. dakikada oluyor ya. Daha sonraki dakikalarda hep Altın Ordu'nun gol girişimi var. Sürekli Altın Ordu'nun gol girişimi var. Yani burada bir teknik direktörün İstatistikler bizim pardon, lehimize hocam. Demesi abesle iştigal. Arkadaşlar Eskişehir Spor Altın Ordu maç kadrosunu da ekrana getirelim. Eskişehir Spor Altın Ordu maç kadrosu. Evet abi. Niye? Yani bir teknik adam nasıl yani bu kadar gaflet. Tamam takımın iyi oynamayabilir. Takımın baskı yiyebilir. Kendi sahasında yenilebilir. Ama sen maç sonunda bu şekilde demeç verirsen aklıma benim gelen o Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. Hiç ağam bizimle eğlenir mi diyordu. Biliyor musun? Hatırlıyorsun o. Evet, çok evet. Bu replik Türkiye'ye mal oldu. Şunu diyor Osman abi. Hani onun üzerinde tekrar devam edersin. 295 gün maç sonrası açıklaması 295 gün sonra kazanmak istiyorduk. Maçın ardından değerlendirmede bulundu. Altın Ordu karşısında galip gelmek için hazırlandık. Bu niyetle maça çıktık. İyi hazırlandık. Arkadaşlarım iyi mücadele ettiler. Bugün 3 puanı Altın Ordu aldı ama kendi hatalarımızdan dolayı golleri yedik. Hiç beklediğimiz bir penaltı oyunda daha risk almamızı sağladık. Altın Ordu'yu tebrik ederim. Önümüze bakmamız lazım. Çocukları motive etmemiz lazım diyor. Yani şimdi senin söylediklerinden hocanın söylediklerine bak. Tezat teşkil ediyor yani. Yani şimdi bir teknik adamlara dikkat et. Sırf ilan var değil. Bütün teknik adamlar maç sonunda şayet yenildiyse söyledikleri 3-5 kelime vardır. Bunlar bir, duran toplardan yenildik. Evet. Duran toptan gol yedik. Kişisel hatalardan gol yedik. Gol zaten futbol hatalar oyunudur. Hata yapmasa gol tabii, yenmez. Tabii. Yani bunu bir argüman gibi her teknik adamın maç sonunda böyle açıklaması önemli ekranların mazeret. Karşısına geçip beni hayretlere düşürüyor yani işin açıkçası. Tabii ki hata yapıyorsan gol yiyeceksin. Tabii canım. Çok mucizevi hatalarda gol olmuyor ama çoğunlukla da hataları affetmiyorlar artık. Golle sonuçlanıyor. Şimdi ağam bizle eğlenir dedik. Bir de o hafta Murat Daldık.
büyük umutlarla aynı şimdi, ilan var gibi getirilen. Şimdi ona geçmeden önce maçta baktığım zaman Eskişehirspor'un genç kardeşlerimiz, sözde tecrübesiz demiş ama 3 dönem birlikte oynayan futbolcu kardeşlerimiz Altınordu karşısında ya rakip kareye gitmemek, rakip topu rakip kareye sokmamak için bakıyorum daha kendi ceza sahası içindesin. Yani orta sahanın yerindesin, kendi sahana yakın. Top ayağına gelen futbolcu ya belki orta sahanın orta sahadan kaleciye geri pas veriyor. Orta sahadan yani top alıp ön tarafa taşıyacağına yanındaki arkadaşlar mesela ben sana pas veriyorum. Sen kalkıyorsun tekrar bana pas veriyorsun. Ya topu ileriye taşıyın. Yani orta sahadan kaleciye top vereceğine karşıya git. Karşı rakip takımın içine git. Adam yani bir adam arkadaşın geçsin. O da taktik olabilir belki. İlan varın bir ama taktiği he, olabilir. Ben takımı geri çekeyim. Bir pozisyon bulayım. Oradan adamı koşturayım. Yani sen böyle hani devamlı geri pas veya yan toplarla nasıl baş kazanacaksın yani? Yani topu ileriye götürememelerinin sebebi de rakip takımın çok güçlü, markajlı, yerinde müdahaleler yaptığını gösterir ki karşı tarafa bir türlü topu taşıyamadın. Yani bildiğimiz, benim hatırlayabildiğim o bir şut vardı 56. dakikada. Sen canlı izledin, evet, varsa aynen, söyle, bilemiyorum. Yok, yok, yok. Şimdi Murat Dallık, o da mesela deveye sormuşlar. Neren doğru? Neren eğri? Pardon. Neren doğru ki demiş. Şimdi kulübün teknik yönetimine bakıyorum. İdari yönetimine bakıyorum. Yani doğru olan bir yönü yok yani şu anda kulübün. Murat Dallık geçen hafta Eskişehir'de çok etkili bir demeç verdi. Biz dedi yönetim kurulumuz dedi çalışıyor dedi. Transferi açabilmek için transferler yapacağız dedi ve size en kısa zamanda başkan açıklayacak tarzında bir yani gazetelere demeç verdi yani. Bu inanılır gibi değil. Artık arkasından bir gün sonra da Başkan Akgören'in böyle bir çalışmamız yok, paramız yok, transferi açma şansımız yok dediler biliyorsun. Şimdi başkana ben buradan soruyorum, kimseye değil. Ya bu adamı aradın, buldun, getirdin. Eyvallah tercihlerine. İlan Var'a eyvallah. Mustafa Özer'e eyvallah. Yani genelde tercihlerinde sürekli hata üzerine hata yapıyorsun. Hataya doymuyorsun. Ve karşılığını da görüyorsun. Senin maaşlı memurun Murat Dallık dediğin. Yani sizin yönetimin ya da bir başkanın bilgisi olmadan, haberi olmadan bu tarz demeçleri nasıl veriliyor? Ben hayretler içerisinde kaldım. Başkan tekzip etmesi daha da kötüydü. Yani en azından hani bu ne çıkıyor ortaya? Eskişehirspor'un çok kötü yönetildiğini gösteriyor. Yani açık söylemek lazım bunu. Ha şimdi böyle başlama yapıyor. Hatta şunu da söylüyor. Yani Bilal Ceylan'la genç bir kardeşimiz onlara da kulağımıza geldiğinde geliyor. Yurt dışından transfer teklifleri geliyor. Veya yurt dışından transfer olacaklar şeklinde. Veya yurt dışında bir takım takımlar bu çocuklarımızı izliyor diye. Şimdi ardından az önce sen de söylediğin gibi Mustafa Akgören transfer tartışma gibi bir öyle bir imkanımız yok. Delik büyük, bu deliği kapatmamız mümkün değil. Artı futbolda transfer tahtasını açmak için futbolcuları satabilir diyoruz ya teknik menajer. Mustafa Akgören de bu konuda bize şu ana kadar resmi bir talep gelmedi diyor. Zaten Murat Dallık biz de duyuyoruz. Bizim de kulağımıza geliyor gibi böyle afaki açıklaması var Bilal konusu. Kulağımıza geliyor mu? Sen hani bu sokaktaki normal vatandaş söylemiyor musun? Taraftar sen, tribündeki değilsin. Evet tabii. Sen Eskişehirspor içerisinde olan bir isimsin. Yani net bir şey varsa eğer hani kulübe gelen bir yani işte biz şu futbolda yeniyoruz. Bunları takipteyiz veya şey devre arasında oturup konuşalım, masaya oturalım diye bir teklif gelmemişken sen kalkıyorsun, izleniyor, transfer olabilirler. Yani bu konuda resmi bir bilgiye sahip olmadan, resmi bir talep gelmeden nasıl ben duyduğuma göre diyorsun? Yani sokaktaki vatandaş söylese haklı. Ben duyuyorum bunu ama sen kulübün içinde bir isimsin. Yani Eskişehirspor'un nasıl yönetildiğini, kimler tarafından yönetildiğini bir fikir vermesi bakımından çok çarpıcı bir örnek bu. Şimdi Mustafa Akgören, Murat Bey'i çekip de
ya işte bizim bilgimiz dışında böyle bir açıklama nasıl yaparsın dedi, deyip demediğini bilmiyoruz. Ama sonuçta yani başkanı zor durumda bırakacak bir açıklama bu. Yani bütün bu yönetimi ve başkanı zor durumda. Çünkü başkan Altın Ordu karşılaşması öncesi, daha önceki maçlarında her maça geliyor. Orada STV röportaj yapıyor maç öncesi. Her seferinde de biz transfer tartışmasını açamayız. Yani çok ciddi bir rakamlar gerekiyor. Bu rakamları bulamıyoruz. Şu anda pandemi dönemi var, kriz var. Yani bu dönemde herkes kendi ne düşünmek zorunda. Biz dışarıdan bir para bulamadığımız sürece bu parayı temlikle transfer tartışmasını açamayız. Bunu devamlı söylüyor. Şimdi Mustafa Akgüren'i hiç acaba dinlemedim daha önceki röportajlarında. Başkan böyle bir çalışma içerisinde. Çok enteresan, diye. Evet. Şimdi o zaman sen başkanı yalancı duruma sokuyorsun. Bu açıdan başkanı zor durumda bırakıyorsun. Bence Mustafa Bey, Mustafa Akgüren, Murat Bey'in kulağını çekip arkadaş bundan sonra bana sormadan bu tür açıklamalar yapma dedik demiştir herhalde diyorum yani. Bilemiyorum, deyip demediğini de bilmiyorum ama Eskişehirspor'un en azından çok kötü yönetildiğini teknik olarak da idari olarak da buradan anlıyoruz yani resmen. Süre biz azaldıysa bu Giresun maçına da istersen yavaş. Evet, şimdi hemen şunu hatırlatalım. SS'de birlikte 5 takım sevinemedi bugüne kadar. 2020-2021 sezonu liglerde mücadele veren takım arasında Eskişehirspor'la birlikte geçen süreçte galibiyet sevinci yaşamayan 5 takım var bizim birincilikte. Bunlardan yani daha doğrusu birinci Süper Lig'de birinciliği de katarak söylüyorum. Hani Eskişehirspor'un mukayese açısından Ankara 3. takımın yanı sıra 2. Karabük Spor, 3. de kupadan elediğimiz Cizre Spor ve Yalan Spor takımları da 5 maçta 5 takım galibiyeti hasret Eskişehirspor'la 1. lig, 3. lig, 2. lig birlikte. Tamamı diyorsun, evet, bütün liglerde. Evet, Karadeniz, şimdi Karadeniz'e geçelim. Giresun maçı. Giresun maçı bugün gitti. Sabahtan gittiler. Sabahtan tesislerde bir takım bir yere geldi. Bir kahvaltı yaptılar bir arada. Otobüsle İstanbul'a gittiler. İstanbul'dan da Giresun'a uçakla geçecekler. Ne hikmetse bu sefer Adana'ya karayolla Giresun'a tabii Giresun biraz daha uzak. Bir yerden para bulunmuş demek ki. O çıkıyor yani. Bir evet. Destek gelmiş. Yani, şimdi bu maçta Eskişehirspor'un hedefi en azından bir beraberlik. Hafta arasında İzmir'de Altay'da 6 gol yediğimiz Altay karşısında izledik maçı sanıyorum. Sen evet. De izledin. Giresun yani yorgun Spor. Bir takım aslında. Hafta içinde maç yaptığı için yorgun bir takım. Bir de cumartesi maç. Evet, maç bir de cumartesi dediğin gibi. Yani. Giresun Spor'u Altay'ı Giresun Spor'un elinden futbolun ilahları kurtardı. Evet, evet. Yani son 85. dakikada aynen. Yine Giresun Spor kendi kalesine biliyorsun gol attı. Yoksa 3 puanı almışlardı tabii, tabii. Oradan. Giresun Spor çok ciddiye alınacak bir takım. Oldukça. Yani ben açık söyleyeyim, hep biz medya olarak işte umutluyuz, bu hafta yeneceğiz, şu hafta yeneceğiz, önce Altın Ordu'yu yeneceğiz, sonra o moralle Giresun'u da yeneceğiz gibi demeçler yani. Vermek istemiyorum afaki. Burada gerçekleri acıtsa da gerçekleri konuşmak zorundayız biz. Kaç maç oldu toplam resmi? 24. Bravo. 24 maç. Yani... 16 son 16 Mustafa Özer'in bir Hürriyet'le Serkan Hoca'nın evet. 7 tanesi İlhan Var'ın. Tabii bu 24'ün tamamı da Başkan Mustafa Akgören'in siciline geçiyor. Ama şimdi İlhan Var demeyecek mi? Ben kardeşim 2 tane kupa maçı kazandım. Daha benim kupaya değil lig maçıdır önemli. İki maç kazandım ben. O yani. İki takımı da kendi liglerinde kümede kalma mücadelesi veren. İki tane genç burada konuk oldu 90+3'e. Şehirde dedi, hava değişti dedi Cizre'yi ya. Bu sözler söylenecek söz mü ya? Getirdik son programımızda. Bu kitapları okumalı dedik ya Eskişehirspor'da yöneticilik yapacak kişiler. Biliyorsun, hatırlıyorsun evet, yani. Aynen. Çok ciddi ve samimiyiz. Yani. O çocukları eleştirmek değil bizim açımız. Gerçekleri söylemek bizim görevimiz. Şimdi 24 maç tarihinde Eskişehirspor'un yok. Bu destan yazıyor yani. Resmen destan ya da yeni tarih yazıyor Mustafa Akgören. Açık söyleyelim. Çünkü savaşı komutanlar kazanır. En büyük komutan kim şu anda Eskişehirspor'un? Eskişehirspor'un karşısında en büyük komutanı Mustafa Akgören. Yani. Ve onun iki dereceli benim gözümde teknik direktörüdür. Şimdi
stratejileri teknik direktör belirlese de kararları verecek olan büyük evet, komutandır. Evet. Mustafa Akgören'dir. Temin de sözlerimde ifade ettim. Hep hatalı tercihler yapıyor. Hatalı tercihler yaptığını artık insanlar geç de olsa biz onu o kararı verdiği andan itibaren gördük, eleştirdik. Ama herkes artık bunları net bir şekilde görüyor. Fazla uzatmıyorum. Giresun maçına geliyorum. Giresunspor'un kadrosunu zamanımız varsa arkadaşlar. Hemen kısa bir şekilde. Çok kısa. Evet. Yani Giresunspor'un şöyle bakıyorum ben kadrosuna, kadro yapısına. Tamamen son maçına Tolga Han kalede sakatlanıyor. Onurcan geçiyor. Geri dörtlü de Kerem, Diarra, Sadi, Karaduman, Hayrullah. Orta ikili de hemen Helder, Portekizli, Erolcan, Akta, Giresunspor'un altyapısından Ağrıspor'a gitmiş sarışın genç bir çocuk, evet. Çok koşan. Onun önündeki üçlü soldan itibaren Hüseyin Bağ, Caner, Abdurrezzak, Traore, tecrübeli, Uzodima, Nijeryalı, Kayserispor'dan Malatyasporlu Eren Tozlu ileride. Bu takımın en önemli golcüsü İbrahim Balde yoktu. En önemli. Yani. Toplam zaten atılan golün 7 tanesini İbrahim Balde ile Eren Tozlu atmış bu ikisi. İbrahim Balde sakatlanmıştı Samsun maçında. Eğer düzeldiyse daha güçlü bir kadroyla çıkacak Giresunspor. Şu özellik var. 11 futbolcusu ve yedekleri dahil Giresunspor'un kadrosu tamamen yeni. İlk sezonları. Evet. Yani bu kadar ilk sezonun uyum sağlaması zordur bir takımda. Tabii. Görüyorsun Fenerbahçe'de. Evet. Bütün yıldızları topladı. 18 futbolcu. Hala aralarında net sağlanmış bir uyum yok. Beşiktaş'ın eksik, zayıf kadrosuna yenilmekten kurtulamadılar. Ve Giresunspor aslında bu uyumu sağlamış. Yedek kaleci girdi daha sonradan. Onurcan 26 yaşında Bursa'dan alınmış. O dahi yani yeni transfer. Sözümü şuraya getirmek istiyorum. Çok zor bir maça çıkacak Eskişehirspor. Adana Demirspor maçından da Altınordu maçından da daha zor. Kesinlikle daha zor maça çıkacak. Üstelik Giresun basınında okudum. Teknik direktör Hakan Keleş miydi? Verdiği son demeçte biz diyor tamamen diyor Süper Lig'i hedefliyoruz diyor. Şu an yavaş yavaş toparlanıyorlar. Yani bugüne kadarki aldıkları sezon başındaki kötü neticeler tamamen takımın yedekleriyle birlikte yepyeni bir takım olmasından kaynaklanıyor. Evet. Ama takım her geçen hafta onlar da üzerine koyuyor. Hemen şeye geçelim. Maç yarın saat 13.30'da başlayacak. Eskişehirspor Giresunspor karşılaşması saat 13.30'da karşılaşmayı Hakem Yiğit yönetecek. Hakem Yiğit Arslan yönetecek. Tabii Eskişehirspor'un eksikleri var. Yani eksik kadroya gitti. Ama sonuçta oynamayan veya yedek kadrosunda bekleyen de 11 kişi çıkıyorsa sahaya diyorsun, tabii, yani, eksik sayılmaz diyorsun. Evet. Hayır yani yedek de olsa yine bu takımın futbolcusu çıkıp sahaya mücadelesini verecek. Biz en azından bir beraberlikle dönersek Eskişehirspor için. Bir ütopya olarak görüyorum. Beraberliği inan bir ütopya olarak görüyorum. İnşallah yani beraberlik diyelim öyle bitirelim. Sonuçta yapacak başka bir şey yok. Beraberlikle sevineceğiz diyelim. Evet bugün de biz aileden süre burada oldu. Süre çok çabuk akıp geçiyor. Ben de anlamadım nasıl geçti. Haftaya tekrar görüşeceğe kadar hoşça kalın. İyi günler diliyorum.